Kağıt üzerinden okumak hayatımızın o kadar ciddi bir parçası olmuştur ki herhangi bir şeyin bizim alışkın olduğumuz matbaa usulü kitapların yerini alabileceğini hayal etmek zordur. Matbaa usulü kitaplar hayatımızdaki yerini almadan önce kitaplar el ile yazılarak çoğaltılıyordu. Ve bu da açıkçası yavaş ve çok pahalı bir süreçti. Gutenberg'in 15. yüzyılda hareket edebilir nitelikteki harfleri üretmenin, yapmanın ekonomik bir yolunu, yöntemini bulmasının hemen ardından okuma kaynaklarını nispeten ucuz ve büyük miktarlarda arkadaşlar basmak, üretmek mümkün hale geldi. O zamandan bu yana yazılan eserler, matbaada çoğaltılan eserler günlük yaşamımızın o kadar kalıcı bir parçası, günlük yaşamımızın kalıcı bir parçası haline gelmiştir. Permanent kalıcı arkadaşlar, günlük yaşamımızın vazgeçilmez daimi bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla nasıl oluyor da herhangi bir kişi elektronik kitapların satışını bir 10 yıl ya da ona yakın bir zaman zarfında matbaa usulü kitapların yerini alacağı veya matbaa usulü kitaplarla eşdeğer olacağına inanabilir? Bu cümle önemli arkadaşlar. Bir kez daha çeviriyorum. Nasıl oluyor da herhangi bir kişi elektronik kitap satışlarının bir 10 yıl ya da ona yakın bir zaman zarfında matbaa usulü kitaplarla eşdeğer olabileceği, yani %50-%50 şeklinde eşdeğer olabileceğine inanabilir. Ama yine de bazı insanlar bunun böyle olacağını, yani elektronik kitapların bir 10 yıl ya da ona yakın bir zaman zarfında matbaa usulü kitaplarla eşdeğer bir pasta payına sahip olacağını düşünüyor. Peki pasaj şunu ilustriyor. Ne? Her ne kadar matbaa usulü kitaplar popüler olmaya devam etse de elektronik kitap ciddi anlamda talep görme noktasında talep görebiliyor. Peki arkadaşlar, hakikaten öyle mi baktığımızda, son cümleyi yorumlarsak arkadaşlar ve ondan önceki cümleyi, nasıl oluyordu herhangi bir kişi elektronik kitap satışının bir 10 yıl zaman zarfında matbaa usulü kitap satışıyla eşdeğer olabileceğine inanabilir? Demek arkadaşlar, burada elektronik kitaplar şu anda revaçta ki bir 10 yıl sonrasında böyle bir soru, yani matbaa usulü kitaplarla nasıl oluyor da eşdeğer olabileceğini düşünebiliriz tarzında bir soru paragrafta yer alıyor. Yani bu elektronik kitabın her ne kadar matbaa usulü kitap popülaritesini sürdürmeye devam etse de elektronik kitabın arkadaşlar ciddi anlamda revaçta olduğunun bir göstergesi, ciddi anlamda bir popülaritesinin olduğunu arkadaşlar toplumda karşın olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bir sonraki sorumuzdayız. Pasajda yazar şunu ileri sürüyor. Teknolojik ilerlemelere rağmen bazı insanlar matbaa usulü kitabı bırakıp elektronik kitaba yönelmedi isteksiz olabilir. Peki arkadaşlar, şöyle bir baktığımızda, şimdi kağıttan okumak hayatımızın o kadar önemli bir parçası olmuştur ki bizim alıştığımız matbaa usulü kitapların yerini herhangi bir şeyin alabileceğini hayal etmek zordur. Peki arkadaşlar, bazı insanlar işte bu zorluktan dolayı matbaa usulü kitaptan vazgeçme ve elektronik kitaba yönelme noktasında isteksiz olacak. Bu yorum yapılabilir arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumuzdayız. Pasajdan açık ve net ne? Gutenberg'in matbaayı icadı arkadaşlar kitapların çoğaltılma hızını ne yaptı? Artırdı. Evet, burada da baktığımız zaman arkadaşlar nispeten ucuz, bol miktarda, çok sayıda ve de hızlı bir şekilde okuma materyallerinin arkadaşlar üretiminden bahsediyor. Neyle birlikte? Gutenberg'in
Matbaayı arkadaşlar, kitapları 15. yüzyılda hareket edebilir harflerle çoğaltmanın ekonomik bir yöntemini icat etmesinden hemen sonra hızlı bir şekilde kitapları çoğaltmak mümkün hale geldi. Yani Gutenberg'in matbaa icatı kitapların çoğaltılma, basılma hızını ne yaptı? Artırdı. Quickly eşittir aşağıda increase speed olarak verilmiş arkadaşlar.